Esenlikle olsun dostlar. Bugün sizlerle birlikte House of Iron 4'e gelecek olan No Step Back DLC'si ve Operasyon Barbarossa güncellemesini incelemeye devam ediyoruz. Hatırlarsanız bir önceki bölümümüzde Sovyetlerin birinci bölümünü okumuştuk. Geçici günlüklerinde. Şu ikinci bölümünde de zaten Sovyetlerin ikinci kısmını okuyacağımı söylemiştim ama şansa bakın ki üçüncü kısımda ben bu videoyu kaydedene kadar yayınlandım. Ben de ikisini birden anlatmaya karar verdim. Sonuçta üçüncü kısımda şu an anlatacaklarım ve önceki anlatacaklarımdan farklı mekanikler yok. Sadece temel mantığını açıklamam yeterli. Videoyu olabildiğince kısa tutmaya çalışacağım. Yine yarım saatlik kocaman bir video çıkarmak istemiyorum. 15 dakika 20 dakika aralığında olmaya çalışacağım. Öncelikle şimdi burada ikinci development time'imizin kapsadığı alan solcu muhalefet ve sağcı muhalefet kısımları. Yani yine komünistiz, yalnız alternatif komünistiz. Trotski ile komünist olabiliriz. Mesela Trotski ile ne yapabiliriz? Bir kere şunu söyleyeyim. Hangi muhalefet tarafına giderseniz girin Stalin'le bir sivil savaş yapmanız gerekiyor. Veya Stalin'i suikaste uğratmanız gerekiyor. Trotski tarafından giderseniz öncelikle işte bu generallerle işte ne bileyim siyasetçilerle anlaşmanız gerekiyor. İsterseniz sağ tarafla anlaşmayabiliyorsunuz. İsterseniz işte onlarla da anlaşabiliyorsunuz falan böyle kendi tarafınıza adamlar çekmeniz gerekiyor öncelikle. Ve fokuslar oldukça açıklayıcı. Fokusların her birine özel açıklamalar eklemişler ki konu daha rahat anlaşılsın. Mesela şu, direkt Starts the process for a civil war in the Soviet Union diye yazmaları. Evet hani beklendik bir şey ama gerçi bu tek başına bir şey yapıyor. Daha güzel örnekler de var ileride. Mesela Exiled characters will be available. Exiled characters will be available muhabbeti ne? Şöyle bir şey var. Siz Sovyetler Birliği'nde bu sivil savaşı başlatmadan önce Stalin'in insanları pörcüleyememesi için insanları nereye gönderdiğini bir önceki videoda konuşmuştuk. Şimdi tekrardan şey edit şey yapmaya gerek yok. Yapamasın diye şey yolluyorsunuz. Yurt dışına diye tahmin ediyorum. Yani exile sürmek demek çünkü. Yurt dışına sürüyorsunuz ki sivil savaştan sonra geri gelebilsinler. Sağ opozisyonda da çok farklı bir şey yok yine. Hani sağda da kendi tarafına insanları çekmeye çalışıyor. Ve daha sonra İşte solla anlaşacak mı yoksa eliminate the left mi yapacak şeklinde gibi bir durum oluşuyor. Burada garip bir şey var. Popular support and uprising increases by 1,5%. Bunun olayı şu. Sizin sivil savaşta bir popular support'unuz oluyor. Ve tam olarak nasıl çalıştığından emin değilim çünkü daha önce görmedik. Onu geçiyorum. Buradan Vladivostok'u Japonya'ya teklif edebiliyorsunuz. Japonya'ya Vladivostok bu Sovyetlerin en sağ tarafta bulunan büyük şehri var ya. Diyorsunuz ki Japonya'ya sen bunu al. Sivil savaş koptuğunda bana yardımcı ol diyebiliyorsunuz. Diğer tarafa şey yapma destek verme şeklinde diyebiliyorsunuz ki bu Stalin paranoyasını arttırıyor. Şurada ortada ikisinin birleştiği ağaç var işte. Cooperation against Stalin. Yani Stalin'e karşı birleşilebiliyor tam bu noktada. Burada popüler işte kişiler var yine. Askeri destek alabiliyorsunuz ve veya Stalin'in yaptığını yapabiliyorsunuz tam olarak. Burada çok karmaşık bir şey yapmak istememişler. İspanyol İç Savaşı gibi yapmak istememişler. O yüzden şöyle yapmışlar. Bir başlangıç noktası seçiyorsunuz ki bunlar Leningrad, Moskova gibi daha doğrusu Moskva Rusça söyle gibi yerler olamıyor. Daha çok böyle Sovyet bürokrasisinin zor eriştiği yerler, Ukrayna gibi yerler olabiliyor.
Seçtiğiniz bu noktadan sonra etrafa etki etmeniz gerekiyor. Ve şöyle Lev Trotski. Şimdi Lev Trotski'yi belki tanıyanınız yoktur. Trotski Stalin gibi değil. Stalin daha çok faşist ve hani nasıl desem faşist derken bunu gerçekten şaka olarak söylemiyorum. Bazı tarihçiler komünistten ziyade faşist olduğunu düşünüyor. Daha çok faşist dedim o yüzden zaten direkt faşist demeyelim. Tabii ki de hani komünizm yanlısıydı. Lev Trotski ise gerçekten bir komünist. Zaten Trotskizm diye kendi komünist alt dalı var Lev Trotski'nin. Lev Trotski her ülkenin kendi içerisinde bir devrim olması gerektiğine inanıyor komünizm konusunda. Stalin ise bütün komünist, daha doğrusu bütün ülkeleri kendisinin işgal edip onları komünist yapması gerektiğini düşünüyor. Yani burada zaten farkı anlayabilirsiniz. Stalin gidip savaşıp o ülkeyi topraklarına katıp veya en azından kukla bir rejim kurup kendisine ait komünist ülkeler yapmak isterken Lev Trotski dünyanın her yerinde komünistlerin iktidarı almasını ve devamlı devrim olmasını istiyor. Tadında bir şey. En rahat böyle özet geçebilirim. Şimdi Lev Trotski böyle birazcık sıkıntılı başlıyor ama biraz daha fokus yaptıktan sonra kendisini geliştirebiliyor. Şöyle olabiliyor mesela. Gördüğünüz üzere papıtlamakla alakalı aktivitelerde -50 buff kazanabiliyor ki olayı bu zaten. Justify Wargold Time'ı daha yüksek çünkü toprak genişletme yanlısı değil o kadar. Ideoloji Direct Defense'i var. Maksimum Command Power Increase'i artıyor. Bu neden artıyor biliyor musunuz? Çünkü dünyaya komünizmin yayma ağacı var. Şu anda Lev Trotski'den sonra göstereceğim. Bu Command Power'ı kullanarak ülkelere ateşe atabilir. Yani mesela aynı anda 3 ülke ateşe atabilmesini sağlıyor veya 2 ülke ateşe attıktan sonra hala sıfır ateşe olup da komutanlarına madalya verememezlik yaşamasın diye var. Aynı zamanda Command Power kazanımı da ekiliyor. Hemen geri geliyorum daha deminki yere. Tabii Moğolistan'la Tan Tuva şeyin yanında, Sovyetler Birliği'nin yanında oluyor. Union of Soviet Republics oluyor Trotski olarak gittiğimizde. Eğer NKVD yani Sovyet İstihbarat Ajansı'nı yakınlarımıza alabilirsek Stalin'i suikaste uğratmayı deneyebiliyoruz. Suikaste uğratırsak da onun yerine geçecek kişiyi seçebiliyoruz. Yani 1953'te yaşananı bir 15 yıl öncesi kadar bir 15 yıl kadar öncesinde yapabiliyoruz. Şimdi burada devamı var işte hani şeyin Sovyet İç Savaşı'ndan sonra sol tarafın yapabildiği diğer fokusları gösteriyor. İşte debufflarınızı falan düzeltebiliyorsunuz. Çoğu endüstri ağacınızı kullanabiliyorsunuz. Çoğu bu diğer ülkelere müdahale etme ağacımız vardı ya hatırlarsınız. Hatta hemen şuradan açalım. Şurada Baltiklere falan karışabildiğimiz o. Geçtik galiba. Yok bu ha bunu da kullanabiliyorsunuz mesela hani onda da sıkıntı yok. Çoğu ağaç fokus ağacının neredeyse tamamı kullanılabilir halde oluyor. Hop yanlışlıkla kusura bakmayın. Şimdi bu videoyu da editleyemeyeceğim. Çok aceleyle çekiyorum bu videoyu. Arada hatalar olacak ne yazık ki kusura bakmayın. Şu ağacı kullanabiliyorsunuz mesela. Şimdi onun dışında şu fokus ağacı Permanent Revolution yani düzenli devrim ağacı Trotski'nin. Burada mesela verdiklerini görüyorsunuz. İşte Lev Trotski'ye daha demin bahsettiğim trade'lere ekliyor bu. Ve yeni decision'lar açıyor. Daha sonrasında seçenekler sunuyor size işte. Partiye demokrasiyi mi getireceksiniz? İşte Counter devrimcileri kaldıracak mısınız? Ülkedeki sıkıntılı kişileri Stalin yaptığı gibi kovacak mısınız? Gibi seçenekler sunuyor. Dünyaya dağıtma ile alakalı olan yine
Küçük bir ağacımız var burada. Otonomous Soviet Republics diye. İçerinizdeki Sovyet ülkelerini, çünkü biliyorsunuz hani Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, SSCB olduğu için içinizdeki Sovyetler ülkelerini puppet olarak salabiliyorsunuz ve puppet olarak saldıktan sonra işte onların kendi kendisine güçlenmesi için onlara bufflar verebiliyorsunuz. İşte onlar tabii jenerik fokusu aşağıda kendilerine fabrikalar falan basıyor. Siz de onları kullanabiliyorsunuz. Daha sonrasında The Supreme Soviet diye bir şey var. Şimdi Supreme de birazcık meme son zamanlarda, belki biliyorsunuzdur. The Supreme Soviet Strong Party Discipline diye bir şey başa geçebiliyor ki hayatımda gördüğüm en mükemmel isme sahip. Görseli çok güzel. Onu net bir şekilde söylemem lazım ama Supreme Soviet Strong Party Discipline inanılmaz bir şey. Yani Supreme'in Türkçesi olur mu bilmiyorum ama güçlü Sovyet Parti disiplini gibi çevirebilirim. Supreme de aşağı yukarı zaten strong gibi, yani bir şeyin iyiliğini belli ediyor. Bunun dışında tabii burada sağcı ağacın devamları var. Sağcı ağaçta da şey yapabiliyorsunuz. Nasıl desem, ülkenin içerisindeki daha milliyetçi kısımları açığa çıkartabiliyorsunuz. Yine benzer şekilde Fox ağacını kullanabiliyorsunuz. Ülkenin başına bir sürü farklı lider getirebiliyorsunuz. Ekonomik geliştirmelerde bulunabiliyorsunuz. Mesela işte sağcı liderimiz Nikolay Bukharin burada kendisini geliştirebiliyor. İşte daha fazla stabilite falan da verebiliyor. Ama faktör output ve civil intelligence orders da iyi değil kendisi. Yerine geçebileceği işte bu şey dışında Lev Trotsky ve Bukharin dışında Ivan Simirnov geçebiliyor. The Siberian Lenin. Sibiryalı Lenin diye direkt. Ya da Alexey Rykov geçebiliyor. Bu Organizer of the Labor and Defense. Bir çeşit bakan Sovyetler Birliği'nde. Lev Kamenev geçebiliyor. İşte hepsinde gördüğünüz gibi eksi özellikler var. Bir tanesinde eksi özellikler yok. O da The Supreme Soviet Strong Party Discipline. İnanılmaz ya. Her baktığımda gülesim geliyor. Neyse, bütün Sovyet ağacı da bu şekilde yayınlanmış oluyor. Şimdi bunu bir kenara bırakalım. Sonda da bize ufak bir teaser veriyorlar. Üçüncü şey hakkında, daire hakkında. Üçüncü dairemiz de bu. Nedir bu? Bu daire de tam tahmin ettiğimiz gibi çarlığı geri getirebiliyoruz. Biz Türkçe'ye çar diyoruz ama onlar zar diyor. Zarlığı geri getirebiliyoruz ama çok böyle, nasıl desem, seyrek bir fokus ağacı var. Hemen göstereyim size. Fokus ağacının seyrekliğine bakar mısınız? Şu sağ tarafa bakın. Koskocaman yerde kaç tane fokus var? Aşağıda biraz bir şey var. Onların da çoğu savaş açma fokusu zaten. Hani tam bir hayal kırıklığı çarlık ağacı aslına bakarsanız. Yani Trotski'nin ağacı benim için tam beklendik şey yani. Ben kesinlikle şeye beğendim. Bir ve ikinci daire anlatılanları dibine kadar beğendim. Çünkü zaten bunu daha önce söylemiştim. Ben diğer ülkelere müdahale etme mantığını çok seviyorum ve Trotski'nin de tam olarak yaptığı bu. Dünyada devrimler başlatacaksınız Trotski ile birlikte. İşte dünyadaki savaşlara karışacaksınız. Güney Amerika'ya bile karışacaksınız Trotski ile. Yani diğer ülkelerin geleceğine müdahale etmek falan dışarıdan çok keyifli olduğu için, bir yandan da tabii bu kadar içimden övmek geliyor ama gerçekten uğraşılmış, mekanikler eklenmiş, decisionlar eklenmiş, propaganda özellikleri eklenmiş ki umarız yine Almanya'ya gelirler. Her şey yapılmış ama buradan yani çok basit kaçmış her şey diye hissettiriyor bana. Sürgüne gönderilenleri geri getirebiliyorsunuz. İşte ülkeyi geliştirebiliyorsunuz. Klasik. Yine belli ülke içerisindeki önemli isimlere yaklaşabiliyorsunuz.
Şuradaki gerçekten hayal kırıklığı hissi veren ağacı kullanabiliyorsunuz. Japonya ile yine uğraşabiliyorsunuz ki Çarlık Japonya ile birkaç defa uğraşıyor. Çarlık'ın birazcık olayı bu zaten. Çarlık komple aşağı yukarı geri geldikten sonra işte Finlandiya'ya tekrardan saldırıyorsunuz. Kiev, Viyana Rusları, Unify işte şey bu Kiev'den çıkan Ruslar aslında bugünkü Rusya dediğimiz yer Kiev'den kaynaklanma o kraliyet aileleri bile Kiev'den Ukrayna'dan geliyor aslında bakarsanız. Şeyleri bu Romanya'daki yerleri kastediyor diyebiliriz. Panslavik milliyetçi propagandası yapabiliyorsunuz. İşte Bulgaristan'ı, Çekoslovakya'yı, Polonya'yı, Yugoslavya'yı aldıktan sonra Panslavik Union'ı ilan edebiliyorsunuz. Panslavik Union'da benim tahminimce herhalde Büyük Slavya yani bütün Slavların bir araya geldiği kocaman bir ülke. Burada yine Japonya ile uğraşma fokusu var. Artık Sovyetlerin içerisinde daha çok ilan edilebilen ülke var. Burada gördüğünüz gibi işte Far Eastern Republic birazcık alakasız hissettiriyor ama Yakut Türklerinin olduğu bölgeyi salabiliyorsunuz. Sibirya'daki azınlıkları salabiliyorsunuz. Finlandiya civarındaki Ural Altay göçmenlerini salabiliyorsunuz. Şurada Transnistria diye tahmin ediyorum. Ukrayna tarafında olanı. Kırım var artık. Abkazya'yı eklemişler. Bu Gürcistan ucundaki ama South Ossetya yok mesela. Niye bilmiyorum. Dağıstan var. Yani bayağı bir salınabilen Sovyetler içerisinde ülke eklemişler. Ki şey yani ben de modumda bunlarla birazcık uğraşıyordum. İşimi kolaylaştırmış oldular. Ve bütün ağacımız bu şekilde. Evet, hadi gelin bir bakış atalım. Endüstriyel ağaç. Havacılık ağacı. Denizcilik ağacı. Ki çok ilginç yani genellikle havacılık ve denizcilik en sağda olur. Askeri ağacımız. Sentrist diye geçiyor Stalin yani merkezci komünist ağacımız. Sol muhalefet ağacımız. Sağ muhalefet ağacımız. Komünist propaganda ağacımız. Dış ülkelere müdahale ağacımız. Bu zarlığı, çarlığı geri getirme ağacımız ve ülkeyi toparlamayla eski toprakları ve yenilerini claimleme ağacımız şeklinde ayarlamışlar. Bu en sağdaki kısım DLC ile gelecek zaten haliyle. Yani öyle okudum. Hani belki yanlış okumuşumdur. Eğer öyle bir şey varsa yorumlarda belirtirsiniz. Ayrıca bu dairenin sonunda Morse alfabesiyle yazılmış bir metin var. Bu Morse alfabesiyle yazılan metinde de diyor ki lütfen beni kurtarın bir İsveç kampında sadece muz yiyerek hayatta kalmayı dinliyorum. Sanırım o tarz bir şeydi. Öyle bir şey yazıyor. Yani belki İsveç için bir şey duyururlar mı diyorum ama zaten Baltikleri duyurdular, Polonya'yı duyurdular, Sovyetleri duyurdular. Yapmayacaklar gibi. Bence sadece yapımcıların İsveçli olmasıyla alakalı ufak bir şaka. Neyse. Evet efendim. Bütün konular bu şekilde 20 dakikaya sıkıştırmaya başarmış bulunmaktayım ki bu videoyu şu an 3 kere falan kaydetmeyi denedim. Olabildiğince edit yapılmayacak şekilde kaydetmeyi deniyorum. Ve gecenin saat 1.30 neredeyse. Elimden geleni yapmaya çalıştım. Dediğim gibi aceleyle oldu kusura bakmayın. Ama sanırım kafamdaki her şeyi anlatabildim diye düşünüyorum. Siz de anladıysanız ne güzel. Tarihi kapattığınız tüm oyunlarınızda başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.